Yeniden buradayız değerli seyirciler. Bu özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda karşınızdayız. Konuğumuzla birlikte Cumhuriyet'i konuşacağız. Cumhuriyet'e gelen süreci konuşacağız tabii ki. Bu bir günlük mesele değildi. 28 Ekim tarihinde efendiler yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz sözü de sadece o güne özel bir cümle değildi. O gün ortaya çıkan bir cümle değildi. Öncesi var. Öncesinde neler yaşandı? Biraz değindik videolarda ve hocamızla birlikte Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Gülen Apak'la birlikte bu konuyu konuşacağız, o süreci konuşacağız, değerlendireceğiz. Cumhuriyet fikri nereden geliyor, nereden yeşermeye başlıyor, tohumu nerede atılmış, 29 Ekim'e nasıl geldik, neden 29 Ekim'de ilan ediliyor ve sonrasında Cumhuriyet'in kazanımları da yine gündemimizde olacak. Burada konuşacağız, mesajlar, fikirler varsa onları da bekliyoruz bugüne dair. Cumhuriyet Bayramı'ndayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hepimizin kutlu olsun. Hepimizin kutlu olsun. Hepimizin Cumhuriyeti ilelebet devam etmesi temennisiyle. Kesinlikle. Şimdi 29 Ekim sadece tabii Cumhuriyet Bayramı 1923'ten bahsetmek Evet. yeterli olmayacaktır. Tabii ki. Bir günlük bir süreç değil aslında, zaten hemen yakın zamanda 1 Kasım 1922 saltanatının kaldırılması, 23 Nisan 1920 meclisin açılması. Ama tabii yine sadece bu kadar değil. Ben sözü size bırakacağım. Nereden geldi Cumhuriyet'in o tohumları? Evet. Cumhuriyet demek her şeyden önce özgürlük demek, hürriyet demek, eşitlik ve adalet demek. Milletin, halkın kendi kaderini eline alması demek. Ve bu fikre Mustafa Kemal Atatürk'ü getiren süreç, o çok ince planlamaya götüren, ki bir planlamadır aslında, bir plan adamıdır Mustafa Kemal. Ta doğduğu ve büyüdüğü Selanik'e gitmemiz gerekiyor. Selanik, daha önceki görüşmelerimizde de konuşmuştuk, Osmanlı'nın batıya açılan kapısıydı, çok uluslu bir kentti. Batıdaki bütün gelişmelerden en erken etkilenen şehirlerden biriydi. Ve burada Mustafa Kemal her şeyden önce çok kültürlülüğü görmüştü. Batıdan gelen bütün fikir akımlarından en erken haberdar olmuştu. Ve hepsinden önemlisi milliyetçilik ayaklanmalarına şahit olmuştu. O ayaklanmalar onu derinden sarsmıştı ve Türklük bilinci, Türk milliyetçiliği ta Selanik'teyken ortaya çıkan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ya asıl Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini etkileyen yer Manastır Askeri İdadisi'dir. İdadi lise yılları. Çünkü ilkokulu ve ortaokulu Selanik'te okudu, lise için Manastır'a gitti. Manastır'daki yaşamını iyi incelediğimizde görüyoruz ki bir taraftan benim fikir babamdır dediği Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabından başlayınca Türklük bilinci, işte tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'in ilk defa Osmanlı tarihiyle kısıtlı olmadığını, ta Orta Asya'ya dayanan bir köklü bir Türk kültürü olduğunu öğreniyor. İlk defa tarihe ilgisi oradan başlıyor ki Türk Tarih Kurumu'nu daha sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra tarih konusundaki çalışmalarından bahsederiz inşallah bir gün. Sonra Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi Türklük bilinci ve Türk milliyetçiliğini yücelten yazarları okurken bir taraftan da Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot gibi Fransız ihtilalinin fikir babası olan yazarları okuduğunu görüyoruz. Ve Mustafa Kemal ta o zamandan bir fikri aklına koyuyor. Ulus egemenliğine dayanan bir ulus devlet bilinci. Hatta bir not getirdim. Hatta okul kitaplarından, şu anda 8. sınıfta okuttuğumuz bir kitaptan, daha 1909'da arkadaşlarına yaptığı bir konuşmayı okumak istiyorum. Buyurun ki hocam. Cumhuriyet'e giden süreçte Mustafa Kemal'in fikrinin nasıl yavaş yavaş olgunlaştığını anlamanız açısından. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor, ancak kısa bir süre sonra cemiyetle fikir ayrılıklarına başlıyor. Çünkü cemiyet çok fazla siyasetin içinde ve aralarında siyasi çatışmalar var. Mustafa Kemal'e göre ordu ve siyaset birbirinden ayrı olmalı. İnsanlar ya asker olmalı
ya siyasetçi olmalı. Ve orada arkadaşlarına şöyle söylüyor. Meşrutiyet diyor, köhneleşmiş ve tutarlılığını kaybetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gövdesi üzerine değil de Türk çoğunluğunun yaşadığı kısım üzerine oturtulmalıdır. O zaman henüz cumhuriyet bahsedilmiyor. Gündemde meşrutiyet var. Meşruti monarşi. Hem padişah var hem meclis var. Kısıtlı da olsa halk yönetimde söz sahibi. Büyük düşman devletlerin yapacağı bir tasfiye yerine cemiyet kendi başına bir Türk devleti kurmalıdır diyor. Öyle görülüyor ki Osmanlı İmparatorluğu yıkılacaktır. Bakın bunun altını çizelim. İleri görüşlüğünün en güzel belirtisi. Daha 1909'da yapıyor bu konuşmayı. Enkaz altında ne yazık ki Türkler ezilecektir. Nüfusun yarısı Türk olmayan ve geniş bir sahayı işgal eden devletin bütün ağırlığı ve savunması ne yazık ki Türklerin omuzlarına yüklenmiştir diyor. Ne kadar isabetli bir görüş değil mi? Nasıl bir öngörü? Ve tam öngördüğü gibi de gerçekleşiyor. Kesinlikle zaten. Birinci Dünya Savaşı. Tabii tabii. 30 Ekim 1918'de Birinci Dünya Savaşı Mondros Ateşkes Antlaşması ile bittikten sonra aynen dediği gibi imparatorluğun bütün savunması Türklerin omzuna kalıyor. Bu zaten bir tanesi hocam. Kesinlikle. Yani onlarca sözü var. Onlarca sözün zaten neredeyse çoğunluğu ileriye dönük ve hala yıllar geçmesine rağmen o kadar gerçek ve o kadar böyle isabetli ki. Evet. Tartışmasız yani. Tamam. Devam edelim mi? Buyurun hocam buyurun. Sonra biliyorsunuz ondan sonraki süreç Osmanlı İmparatorluğu'nu sarsan son savaşları görüyoruz. 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912 Balkan Savaşları, Kuzey Afrika'daki tüm topraklarını kaybediyor. Balkanlardaki varlığı sadece Doğu Trakya ile kalıyor. Edirne, Kırklareli ve Gelibolu Yarımadası'yla ve arkasından apar topar İttihat ve Terakki'nin yanlış politikaları sonucunda İttifak grubunda Birinci Dünya Savaşı'na giriyor Osmanlı Devleti ve sonuçta Çanakkale dışındaki bütün cephelerde yeniliyor ki geçen sene Çanakkale'yi de konuşmuştuk sizinle ve arkasından 30 Ekim 1918'de imparatorluk bir anda işgal edilmeye başlıyor. Ve Mustafa Kemal 30 Ekim 1918'de Mondros imzalandığında henüz Suriye cephesindedir. Yıldırım Orduları Grup Komutanı'dır. Hatta ondan sonra 6 ay bir Adana'da kalır. Ve Adana'da ısrarla Mondros Ateşkes Antlaşması'na uyulmaması, silahların bırakılmaması, cephaneliklerin teslim edilmemesi yönünde tavsiyelerde bulunur ama tabii ki onu dinleyen olmaz. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelir. O gün hangi gündür biliyor musunuz? İtilaf Devletleri donanmalarının Boğaz'a geldiği gündür. Ve ilk defa orada geldikleri gibi giderler sözünü söylemiştir. Burada bir ileri görüşlülük yoktur. Bazen kaynaklarda böyle diyorlar. Bir kararlılık vardır. Cesaret var. Mücadele azmi vardır. Ve ondan sonra 6 ay Vahdettin'le görüşür, Damat Ferit'le görüşür, Harbiye Nezareti'yle görüşür. Sonuç olarak İstanbul'dan Anadolu için bir şey yapılamayacağına kanaat getirir ve Anadolu'ya gitmek ama emir verebilme yetkisiyle gidebilmek için çareler aramaya başlar. İstanbul'da hem padişah tarafı var hem de Anadolu'dan uzak olduğu için değil mi? Evet. Hem de işgal. Hayır. Padişahın ve İstanbul hükümetinin tek bir amacı var. Bunu görüyor. Gerek Vahdettin, bunu her türlü kaynak günümüzde elimizde. Yani çok da reddetmenin bir gereği yok. Hem Damat Ferit ki İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin üyeleridir her ikisi de. Teslimiyetçi bir politika. Evet, çok az bir toprakla dahi olsa Osmanlı'nın devamını istiyorlar. Ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uluslararası hukuka aykırı olarak ülke işgal edildiği halde, bir taraftan azınlıkların yıkıcı çalışmaları ve Türk halkı çok büyük acılar çektiği halde sürekli işgallere karşı gelinmemesi konusunda emirler yayınlayan bir hükümetten bahsediyoruz o dönemde. O nedenle İstanbul'dan bir şey yapılamayacağı kanaatine varıyor. Ve arkasından Karadeniz'de biliyorsunuz Rum Pontusçuların Türk halkını Karadeniz bölgesinde Türk nüfusunu azaltmak için köylere saldırmaya başlıyorlar. Göçe zorluyorlar, katliamlar yapıyorlar ve Türk halkı da buna karşı gelince karışıklık çıkıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın meşhur 7. maddesi vardır Nebi Bey. Anadolu'nun herhangi bir yerinde karışıklık çıkarsa güvenlik gerekçesiyle İtilaf Devletleri istedikleri bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. Evet. Ve İngilizler diyorlar ki Karadeniz'deki karışıklıkları durdurun yoksa işgal edeceğiz.
Bunun üzerine Mustafa Kemal'in arkadaşları da devreye giriyor. O dönemde gerçekten Ali Fuat Cebesoylar, Rauf Orbaylar, Tevfik Feyzi Çakmaklar çocukluktan itibaren birlikte büyüdüğü ve birlikte eğitim aldığı komutanlar ve nihayet 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a tayini çıkıyor ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geliyor. Ve burada ilk incelemesini yapıyor. Resmi görevi belli. Bölgedeki karşılıkları önlemek, Türk halkının elindeki silahları alıp İtilaf Devletleri subaylarına teslim etmek. Ve incelemelerini yapıyor ve ilk Samsun raporunu yayınlıyor. Samsun raporu çok meşhurdur. Diyor ki buradaki olayları çıkaranlar Türkler değil, Rumlar ve İtilaf Devletleri subaylarıdır. Türk milleti bağımsızlığını ve egemenliğini elde etmede kararlıdır. Bakın, egemenliğini, egemenlik yönetme yetkisi, yönetme hakkıdır. İlk defa başlıyoruz, planlama başlamış aslında. Hemen arkasından Havza'da görüyoruz. 28 Mayıs 1919'da Havza genelgesini yayınlıyor. Diyor ki Türk milletine, işgaller oluyor. İzmir işgal edildi 15 Mayıs 1919'da, protesto ediniz diyor. Buradaki amaç aslında, hani bugün diyoruz ya, halkın nabzını tutma, bilinç seviyesini, Mustafa Kemal'i ne kadar dikkate alıyorlar. Halbuki Türk halkı Anafartalar kahramanı olarak bildiği bu paşaya zaten gönülden bağlanmış durumda ve İstanbul hükümetinin bu duyarsızlığına çok böyle nasıl bir tepki vereceğini de düşünemiyor. Çünkü bizde Orta Asya'dan gelen bir inanç vardır. Devlete isyan edilmez. Tanrı Kut inancından gelen bir şeydir. Dolayısıyla padişahın ve yönetimin onların için parmağını oynatmamasını da pek bir yere koyamıyorlar aslında Türk halkı. O kültürel ve dini inancın bir gereği diye düşünüyorum. Ve arkasından ilk Amasya genelgesiyle ne diyor orada? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Azim ve karar. İşte Cumhuriyet'e giden yolda planlamanın ilk ayağı. Bütün tarihçiler bu konuda hemfikirdir. İlk defa milletin kendi kaderini eline alması konusunda millete bir seçenek sunuyor. Diyor ki... Daha önce dillendirmiş, aklında var da lise yıllarından bahsettiniz. Tabii tabii. Ama Havza genelgesinde artık resmi bir şekilde bunu diyor ifade ki, etmiş. Anadolu işgal ediliyor, bunu protesto ediniz diyor. Ve Mustafa Kemal'in bu emri üzerine Anadolu'nun her tarafında mitingler yapılıyor. Ve en büyük mitingde Sultanahmet mitingi Halide Edip Adıvar'ın yaptığı işgaller karşısında. Şunu merak ettim hocam burada. Şimdi dediniz ya, evet biz baskılara gelemiyoruz. Evet devlet bizde kuttur, kutsaldır. Ona inanırız. O yolda ilerleriz ama biz yüzyıllardan beri zaten hep biraz böyle birbirimizi de çoğu zaman yıkmışız. İşte beylikler yıkmışız, anladım, devlet kurmuşuz. Ona da geleceğiz, evet. Mesela burada İstanbul'a tepki, bir mücadele azmi mi önemli, öne çıkan sizce? Ya da tarihçilerin görüşü, o kararlılıktan, kararlılığı merak ediyorum. Ya da Atatürk'ün anlatımı, hitabı, cesareti mi etkili oluyor Anadolu'nun? Şimdi şöyle. Böyle cesaretlenmesinde. Öncelikle Türk halkının ruhunda olan o bağımsızlık. Daha Mustafa evet. Kemal Anadolu'ya geçmeden önce zaten bölgesel olarak Türk halkı işgallere karşı mücadeleye başlamıştı. Hatta Kazım Karabekir'in bir şeyi vardır, anılarında yazar, der ki 1919 yılında uçaktan Anadolu'ya baktığınızda parça parça yanmakta olan çoban ateşlerini görürsünüz der. Artık sıra o çoban ateşlerini birleştirip büyük bir yangına dönüştürmeye gelmiştir. Onu da Mustafa Kemal gerçekleştirecektir der. Yani Türk halkı bağımsızlığı için zaten mücadele etmeye başlamıştı. Sadece ona inanan, onları birleştiren, o birlik ve beraberliği sağlayan ve milli bilinci gerçekleştiren büyük bir lidere ihtiyaçları var. İşte o lider de Türk milletinin gücüne inanan, Türk milletinin bağımsızlık benim karakterimdir derken benim dediği, ben dediği aslında kendisi değil. Biz. Türk milleti biz. O nedenle ilk defa Amasya genelgesinde diyor ki vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu konuda İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemekte, bu da milletimizi yok almış saymaktadır. Nebi Bey bakın çok 1919 yılından bahsediyoruz.
şu tespitler diyor ki, şöyle deyin. Niye savaşmalıyız? Ben size şöyle cevap veriyorum. Çünkü vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu konuda İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Bu da milletimizi yok olmuş sayıyor. Onun için savaşacağız. Çünkü amacımız milletin istiklalini sağlamak, bağımsızlığını. Ama nasıl becereceğiz bunu? İşte orada yöntem devreye giriyor. Milletin azim ve kararıyla. Bakın, planlamayı görüyor musunuz? Millete diyor ki, evet bağımsızlığınız gerekli. Ben size inanıyorum. Durumumuz bu. Ve siz karar verdiğiniz anda ben sizinle beraberim diyor. Ve hemen arkasından zaten Amasya genelgesini incelediğimizde görürüz. Her yönden imparatorluğun güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Anadolu'nun her tarafından halkın güvenini kazanmış. Bakın burada da sürekli halkın güveni, halkın kararı. O istiklal mücadelesinde, o Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecinde Mustafa Kemal'in bir taraftan milli mücadele için hazırlık yaparken aslında bir taraftan da Türk milletini yönetime hazırladığını görüyoruz. Kendi kaderinin kontrolünü eline alması yönünde halkını hazırladığını görüyoruz. Sonra Erzurum Kongresi'ne geçiyor. Erzurum Kongresi başka bir boyut. Doğu illerini savunma cemiyeti Ermenistan tasarısına karşı, Trabzon ve Havalisi Müdafaa Hukuk Cemiyeti Rum Pontus tasarısına karşı bölgede nasıl bir direniş başlatılacağını görüşmek üzere bu kongreyi yapmıştı. Daha sonra da Mustafa Kemal'i davet etmişlerdi. Ve Erzurum Kongresi'nin bir kararı vardır. Erzurum Kongresi bir ilkler kararıdır. İlk defa mesela milli sınırlardan bahsedilir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemezler. Hı hı. Ve Mustafa Kemal der ki oranın bir maddesinde, kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Nebibey, altını çizelim. Milli iradeyi hakim kılmak. Milletin iradesi, karar verme gücü. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Şu anda meclisimizin duvarında kocaman yazan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlk defa 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da yayınlanan Erzurum Kongresi'nde alınan bir karardır. Bakın. Ve aynı 28 Temmuz olması lazım. Erzurum Kongresi görüşmeleri devam ederken Mazhar Müfit'le bir anısı var. Mazhar Müfit Kansu. Okursanız görürsünüz. Der ki Mazhar Müfit'e, not defterin yanında mı der. Yok paşam der, git al da gel der. Gelir yukarı, yaz der. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yönetim değişecek, cumhuriyet kurulacak der. Ondan sonra fes kalkacak, şapka gelecek der. Arap harfleri kalkacak, Latin alfabesi der. Paşam benim kalbim dayanmıyor. Ama der, milli mücadele tamamlanıncaya kadar bu defteri kimseye gösterme der. Bakın. Sürekli halk egemenliğinden ve yönetimsel değişiklikten işaretleri verilmesine hep yeşil ışık yakılıyor. Ama asla açıkça ben saltanatı yıkıp cumhuriyeti ilan edeceğim demiyor. Çünkü zeminini oluşturmaya çalışıyor. Temeli sağlam sağlam. Kesinlikle. O yüzden cumhuriyetin temelleri sağlam ve o yüzden yıkılacak bir rejim kesinlikle değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi şöyle düşünelim. 1919'dan bahsediyoruz. 1923'te geçen de bir kaynakta okudum. Bir şey yapılıyor. Halkın, erkek nüfusun sadece %1'i okuma yazma biliyor. Kadın nüfusun da binde 0.5'i gibi mi ya milyonda mı tam olarak, yani okur yazarlık oranı o kadar düşük ki. Ve her tarafta tarikatlar, cemaatler, işte tekkeler, zaviyeler var. İnsanların beyni tamamen dini korkularla hurafelerle hocam aslında. Hurafelerle ve yok. Dolayısıyla ve dolayısıyla daha ortam hazırlanmadan pat diye böyle bir şey söylenmesi milli mücadeleyi bölerdi. Dolayısıyla milli mücadelenin sağlıklı yürütülmesi için her zaman halka öncelikle kendi kaderini eline alabilirsin mesajı vererek yürüdü diye bu konuyu bitirebiliriz. O zaman hocam Havza genelgesindeydik. Havza orada genelgesi. Resmi olarak orada önce Havza genelgesinde öncelikle halkın tepkisi ölçüldü.
dendi ki Anadolu işgal ediliyor, bunu protesto edelim. Protestolar edildi. Kurtuluş Savaşı'nın başladığını gösteren ilk yazılı belge Amasya Genelgesi'dir. Hmm. 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece bizzat kendisi oturup kaleme almıştır. Ya birine Cevat Abbas'a yazdırmıştır. Ve ama ertesi sabah Mustafa Kemal diye imzalayıp yayınlamamıştır. Yanındaki arkadaşları Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Çevesoy yanındadır. Bu arada telgrafla Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa'ya gönderir Amasya Genelgesi'nin maddelerini. Konya'da Cemal Paşa vardır, ona gönderir ve 5 komutanın daha onayını aldıktan sonra 6.sı da kendisi 6 komutanın imzasıyla yayınlar mevzuluyor. Düşünün, kendisinin yazdığı bir belgeyi, bir bağımsızlık bildirisini, bir başkaldırıdır Amasya Genelgesi aslında. İstanbul hükümetine ve ihtilaf devletlerine, işgallere bir başkaldırıdır. Dolayısıyla bunun şerefi sadece bana olsun diyebilirdi ama dememiştir. Çünkü onun tek bir amacı vardı. Anadolu'da milli birlik ve beraberliği sağlamak ve Kurtuluş Savaşı'nı bireysellikten çıkarmak. Ve dolayısıyla Anadolu'da bulunan bütün kuvvet komutanlarının aynı düşüncede olduğunu halka göstererek halkın katılım oranını artırmayı amaçlamıştır ve bunda da başarılı olmuştur. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'ni görüyoruz. Erzurum Kongresi toplanış amacı itibariyle bölgesel olmakla birlikte Mustafa Kemal'in başkanlığıyla, vaktimiz var mı biliyorsunuz Erzurum Kongresi öncesinde. Hocam bunları konuşmalıyız. Yani sadece Cumhuriyet'i konuşmak yetersiz kalır. Özümsemek için bilmeliyiz o süreci nasıl gelindi. O yüzden konuşalım. Bu Cumhuriyet'in kurulma sürecidir Nebi Bey. Yani bu yaşananları bilmeden, nasıl bir mücadele edildiğini bilmeden gerek Mustafa Kemal'in arkadaşları gerekse halk kendi kaderini eline alma bilincine nasıl alıştırıldığını bilmeden 28 Ekim'de evet arkadaşlarını yemeğe davet edip arkadaşlar yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz demiştirle Cumhuriyet'i anlayamayız. Bunu bir anda söylemedi. Zaten kesinlikle. Hocam işte bu bizim şu tarih bilincini biraz değişmemiz lazım. Ezberci ve nakli bilgiden ziyade özümsemek lazım. Hani o yüzden bence konuşmalıyız ve o nedenle böyle anlatmalıyız. O sürece nasıl gelindi? İşte Atatürk'ün dehasından, zekasından bahsederken sadece bir askeri kimlikten bahsetmiyoruz. Öngörüsünden bahsediyoruz, zekadan, kültürel seviyesinden bahsediyoruz. Kitap okumasından bahsediyorsunuz mesela. Fransız devriminin önderlerinin kitapları. 1911'den 1922'ye kadar bakın 11 yıl cephelerdedir bu insan. Ve aralıksız savaşmıştır. Hiçbir zaman rahat bir ev yaşamı olmamıştır. Ama bu süreç içinde 3900 küsür olması lazım kitap okumuştur. Öyle sıradan bir okuma da değil. Tek tek altlarını çizerek. Anıtkabir kitapları hep öyledir hocam. Evet evet. Hepsi çizilmiştir. Yani böyle bir insandan bahsediyoruz biz. Böylesine bir kültürel birikimi olan, araştırmayı seven, bütün yenilikleri takip edebilen insandan bahsediyoruz. Erzurum Kongresi'nde öncesinde biliyorsunuz gerek Havza Genelgesi gerekse Amasya Genelgesi İtilaf Devletleri'ni çok sinirlendirir. Ve hemen İstanbul hükümetine yine bir şey gönderirler, ultimatum gönderirler. Mustafa Kemal'i hemen İstanbul'a alın yoksa yapacağımızı biliriz. Hani meşhur 7. madde vardı ya, istedikleri yeri işgal edebilme hakları vardı. Ve Mustafa Kemal 7-8 Temmuz'da Erzurum'a geldiğinde ki böbrek hastalığından nüksetmiştir. Çok ağrıları da vardır. Telgrafhaneye çağırırlar. Bizzat padişahla görüşür ve padişah müfettişlikten alındığını ifade eder. Mustafa Kemal de kararını verir. Der ki müfettişlikten değil ben bütün askerlikten istifa ediyorum. Ve artık sivil bir vatandaştır. Der ki ben milletimin vicdanına ve kararına güveniyorum. Artık milli mücadele de tehlikeye girmiştir. Artık Mustafa Kemal sıradan bir vatandaştır. Hiçbir emir verme yetkisi yoktur. Orada Kazım Karabekir Paşa'nın hakkını teslim etmek lazım. Anadolu'nun en güçlü komutanıdır. 15. Kolordu dağıtılmamıştır. Ve Anadolu'nun en güçlü şeyidir, komutanıdır. Mustafa Kemal'e bir tümen askerle gelir. Tabur mu? Demi tabur sanıyorum. Ve
Hatta yaveri Korkan Mustafa Kemal'in kendisini tutuklamaya geldiğini sanır. Ama Kazım Karabekir emrinizdeyim paşam diyerek tarihi kararını verir. Mustafa Kemal artık milli mücadelenin doğal lideridir. Ondan sonra Erzurum delegesi istifa eder. Mustafa Kemal Erzurum delegesi olur ve kongrenin de başkanlığına seçilir ve bütün yurdu ilgilendiren kararlar alınır Erzurum Kongresi'nde. İşte en önemlisi bana göre 3 madde. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Hepsi önemli de bizim şu andaki gündemimizi. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır ve manda ve himaye kabul edilemez. Ya istiklal ya ölüm parolasının ilk temeli yine burada atılmıştır. Sonra Erzurum Kongresi'nden Sivas'a geçiyoruz. Sivas Kongresi başladığında Mustafa Kemal bir sürü sorunla mücadele etmek zorunda kalır. Bakın yanındaki arkadaşlarını, silah arkadaşlarını bile bazı şeylere ikna etmesi çok kolay değildir. Bugün milli mücadelenin en güçlü isimlerinden biridir Halide Edip Adıvar, bilirsiniz. Adnan Adıvar, bunlar evlilerdir. Wilson ilkeleri cemiyeti diye bir cemiyet kurulmuştur. Adı üzerinde Wilson, Amerikan başkanıydı dönemin, biliyorsunuz. Amerikan mandasına girelim, himayesine girelim. Yani böyle bir mücadeleye girmek Türk halkının ölümü olabilir. En iyisi hiç bu zamana kadar düşmanlığımız olmamıştı. Biz Amerika'nın himayesine girelim. Mustafa Kemal daha başlamadan Sivas Kongresi, Halide Edip Hanım başta olmak üzere Amerikan mandası taraftarlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sonra Sivas Kongresi başkanlığına Ali Fuat kendisi seçilmek istemiştir. Bununla ilgili çıkıp bir konuşma, mesela Manastır Askeri İdadesi'nde Ömer Naci diye bir arkadaşı vardır. İlk defa orada edebiyat ve hitabete merak sarmış, güzel konuşma, etkili konuşma dersleri almıştır orada. İşte milli mücadele sırasında bu, ama Manastır'daki eğitiminin çok büyük faydasını görür. Kongre delegelerine çıkar, bir konuşma yapar ve delegeleri etkiler ve kongre başkanlığına kendisi seçilir. Ama Sivas'ta Erzurum Kongresi kararları çok az değişiklikle tekrar kabul edilir. En önemlisi de manda ve himaye kesinlikle reddedilir. Bir daha asla açılmaz. Der ki tek bir parolamız var. İstiklal ya istiklal ya ölüm. Ve bundan sonra Erzurum Kongresi'nin arkasından 9 kişilik bir temsil heyeti kurulmuştu. Bunun arkasından da bütün Türkiye'ye yayılır, 16 kişilik bir temsil heyeti kurulur. Ve bu temsil heyeti artık milletin temsilcisi olarak dikkatinizi çekerim. Çünkü Anadolu'nun her yerinden halkın güvendiği ve oylarıyla belirlenen delegeler gelmişti. Bu delegelerden bir temsil heyeti oluşturuldu ve bir hükümet gibi Anadolu'yu yönetmeye başladılar. Ve böylece aslında yeni Türk Devleti'nin temelleri Erzurum ve Sivas kongreleriyle atıldı. Şimdi hocam güzel gidiyor, güzel anlatıyorsunuz da süre de hızlı geçiyor. Tamam, hemen. Öyle, tabii oradan... anlatmanızı rica edeceğim ama nasıl mümkün olacak vakti? Hemen o zaman hızlandıralım. Arkasından tabii ki Anadolu'daki bu gelişmeler İstanbul'u rahatsız eder. Damat Ferit hükümeti yıkılır, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulur ve temsil heyetine bir temsilci gönderilir. Mustafa Kemal mutlaka Mebusan Meclisi açılsın der, meşruti yönetim. İstanbul'da Mebusan Meclisi açılır ama Mebusan Meclisi Misak-ı Milli'yi kabul edince milli sınırları belirler, Misak-ı Milli'yi kısaca geçeceğim. Ve bu sınırlar içinde hiçbir işgale izin verilmeyeceğini Mebusan Meclisi ilan edince İtilaf Devletleri Mebusan Meclisi'ni basarlar, milletvekillerini tutuklarlar, Malta'ya sürgüne gönderirler ve İstanbul'u resmen işgal ederler. Bunun üzerine Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurar. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla Anadolu'da bağımsız Türk Milleti Devleti kurulmuştur. Ve ondan sonraki süreçte ve asla yeni bir yönetimden bahsedilmez. İşte padişahlık kırılacak, biz millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurduk denmez. Amaç, çünkü tek bir amacımız var, ya istiklal ya ölüm. Ta ki milli mücadele gerçekleşene kadar ve artık 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile büyük zaferin son
şeyi tamamlandıktan sonra 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanır. Bakın Mudanya Ateşkes Antlaşması bizim için çok önemlidir. Hocam bir şey ekleyeyim. Süremizi uzattık bu arada. Vaktimiz var. Normalde 15 dakikamız vardı. Yarım 15 saat dakika daha... bize yeter. Biraz daha var hocam. Var mı? Tamam. Detaylı tamam. Şekilde konuşabiliriz. Çünkü biraz konuşalım. Anlatmaya başlayınca sanıyorum, unutuyorum. Canlı yayında olduğumu bile unutmuştum. Ama güzel hocam ya, anlatmanız benim hoşuma gidiyor. Yani dinleyiciler, izleyicilerimiz de zaten kesinlikle anlatmanızı severek dinliyorlardır. Dediğimiz gibi anlatmak, özümsemek ve özümsetmek, hissettirmek, anlatmak lazım bu şekilde. Evet. Buyurun. Mudanya'ya geldik artık. Mudanya'nın der ki tarih kitaplarında, çocuklarımıza da böyle öğretiyoruz. Osmanlı'nın yıkılış sürecini 3 bölümde. İşte fiili yıkılış, hukuki yıkılış, resmi yıkılış. Fiili yıkılış. Çocuklara şöyle anlatıyorum. Bitkisel hayattaki bir insanı düşünün. Resmi olarak kalp atışı devam ediyor, kan dolaşımı devam ediyor ama hiçbir yaşam belirtisi yok. İşte Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı Devleti bütün egemenlik haklarını itilaf devletlerine teslim etmişti. Bunlar neydi? Ordusu terhis edilecekti, bütün cephanelikleri, bütün kaleleri, bütün haberleşme sistemleri, demir yolları, limanlar itilaf devletlerine teslim edildi. Ve fiilen bitti. Sadece isim olarak var. Arkasından 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri der ki, Boğazlar ve Doğu Trakya Ankara hükümetine teslim edilecektir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Artık biz Osmanlı Devleti'ni tanımıyoruz demektir. Osmanlı'nın başkentini Ankara hükümetine teslim ediyorlar. Artık İtilaf devletleri açısından da hukuki olarak Osmanlı Devleti sona ermiştir. Ama bunun yanında bakıyoruz, Lozan Konferansı görüşmeleri öncesinde aynı İtilaf devletleri konferansa Ankara hükümeti yanında İstanbul hükümetini de davet ediyorlar. Ve İstanbul hükümeti ve padişah, ben şöyle derim, hiç yani bundan hicap duymadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kendilerine davet edildiğini, artık işte milli mücadelenin sona erdiğini ve artık birlikte Lozan'a gidip Türk milletinin kaderi üzerinde birlikte hareket edilmesi gerektiği yönünde bir karar. Ve artık Mustafa Kemal son noktaya geliyor. Ve artık saltanatın kaldırılması, Osmanlı Devleti'nin zaten olmuş bitmiş kararının verilmesi gerektiği resmi kararına olarak geliyor. Da 1 Kasım 1922. Evet, 1 Kasım 1922'de, ama bu çok kolay olmamıştır biliyorsunuz ki. Hala birinci meclisin tek bir görevi vardı. Ya istiklal ya ölüm. Milli mücadeleyi gerçekleştirmek, ama her şey güllük gülistanlık değildi. Mecliste 3 bölüm vardı. En kalabalık bölüm kuvvacılar, yani Mustafa Kemal'e gönülden inananlar. Bir grup milli mücadeleye destek veriyor ama milli mücadele biter bitmez Osmanlı hanedanının kontrolü eline geçirmesi gerektiğine inanan grup var. Bir de çok az bir grup, ben her türlü varlığımı sürdüreyim diyen bir grup var. İşte o nedenle Mustafa Kemal meclise saltanatın kaldırılması teklifiyle gidildiğinde, özellikle o saltanatçı bölüm hemen komisyona havale ediyorlar. Komisyonda günlerce tartışılıyor. Sonra Mustafa Kemal komisyona geliyor. Çok kalabalık. Hatta buradan okuyabilir miyim, vaktimiz varsa? Tabii hocam, var. Okuyalım. Buyurun. Görüşüyorlar günlerdir. İşte saltanatı kaldırmak uygun mudur, değil midir, bilmem ne midir diye. Mustafa Kemal geliyor, masaya yumruğunu vuruyor ve belki de ilk kez diyor, sesini bu kadar yükselterek konuştu. Bu arada Yılmaz Özlü'nün Mustafa Kemal kitabı pek çok kaynakta aynı şekilde veriyor zaten. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim gereğidir diye müzakere ile verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır diyor. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyetine ve saltanatına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdir.
Şimdi de Türk milleti bunlara haddini bildirerek, isyan ederek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor. Mevzu bahis olan millete hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Zaten var olan bir hakikati kanunla ifade eden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır diyor. Burada toplananlar meseleyi doğal olarak karşılarsa fikrimce uygun olur. Aksi takdirde hakikat yine usulüne uygun olarak ifade edilecektir. Fakat ihtimal eliyle de işaret ediyor bazı kafalar kesilecektir. Hiç bu kadar öfkeli olduğu görülmemiştir. Ve hemen arkasından yanındaki milletvekili diyor ki efendim diyor iyi ki bu konuşmayı yaptınız aydınlandık biz olaya hiç bu açıdan bakmamıştık diyor. Ve hemen 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına karar veriliyor. Hocam kitaptan okudunuz bunun ben ilk defa duydum böyle bir açıklamayı. Bu bütün kaynaklarda vardır. Bulmak kesin isteyenler bulabilirler değil mi? Tabii bulabilirler. Tabii ki bütün kaynaklardan bulabilirler bunu. Nutuk'tan da bulabilirler. Nutuk'ta da var yanlış hatırlamıyorsam. Ve arkasından Lozan görüşmeleri başladı. Lozan görüşmeleri devam ederken tabii ki şimdi şöyle bir sıkıntı var. Osmanlı Devleti de resmen kalktı. Bahdettin hemen arkasından biliyorsunuz İngiltere'den sığınma hakkı istedi ve bir İngiliz zırhlısıyla gemisiyle Malta'ya gitti ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı Hanedanı'ndan bir başka şehzadeyi Abdülmecid Efendi'yi halife ilan etti. Yani 1 Kasım 1922'de hem saltanat hem hilafet kaldırılmadı. Yani bunlar çok önemli ama halifeliğin sınırları artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkiler dolayısıyla oranında olacak. Yani halife hiçbir şekilde devlet işlerine karışmayacak. Sadece Müslüman halkın dini lideri olacak. Bu arada çok ciddi bir sorun var. Devletin adı belli değil. Rejimi belli değil, devlet başkanı belli değil. İşte o sorun 27 Ekim 1923'te çözülüyor. Meclis hükümeti sistemi var. Yani meclis başkanı aynı zamanda devletin de başkanı ve hükümet yetkilileri tek tek bakanlar meclis içinden oyla seçiliyor. Bir hükümetin kurulması bazen aylarca sürebiliyor. Çünkü aynı bakış açısında olmayan, aynı fikri savunmayan bu milletvekilleri bakan olduklarında da doğru bir seçim çalışma yapamıyorlar. Ve 27 Ekim'de yine Mustafa Kemal'in istediği gibi, hatta bugün sabah hangi yazardı? İyi bir satranç oyununu 27 Ekim'de başlattı Mustafa Kemal der. Fethi Okyar'dır başbakan, onun istifasını istiyor. Ve hükümet istifa ediyor. Bir türlü hükümet tekrar kurulamıyor. Ve 28 Ekim 1923'te Çankaya'da arkadaşlarını yemeğe davet ediyor. Ve yemek sofrasında arkadaşlar yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. Yemek bitiyor. Bütün arkadaşları gidiyor. Ama can dostu, en yakın arkadaşı İsmet Paşa'ya İsmet sen kal diyor. İsmet Bey o gece sabaha kadar oturuyorlar. Biliyorsunuz 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlk maddesi, ilk anayasamız zaten 1921'de ta yapılmış da. Yani artık Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921'den itibaren anayasası olan ve anayasal olarak hakimiyeti millete vermiş olan bir Türk devletiydi. Sadece o gece bir kanun tasarısı hazırlıyorlar. Diyorlar ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türk devletinin yönetim şekli cumhuriyettir. Ve böylece anayasal değişiklikle ertesi gün cumhuriyeti ilan ediyorlar. 29 Ekim 1923. 23. Tabii yine bu kadar yeterli olmayacak. Tabii. Böyle konuşmamız hocam. Şimdi Atatürk'ün nasıl böyle bir başarıya imza attığını da biraz detaylandırmak lazım. Tabii. Aslında burada çok güzel bir bölüm var. Ben orayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada isterim. Cumhuriyet'in sonrasından da bahsedelim hocam kazanlardan da. Cumhuriyet ilan edildiğinin ertesi gün İsmet Paşa'ya bir mektubu var Mustafa Kemal'in. O mektuptan aslında çok çok şey var. Hemen şuradan vereyim.
Oy birliğiyle kabul edildi. Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi. Zaten 1 Kasım 1922'de, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ve Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Mustafa Kemal seçildi. İlk Başbakanımız İsmet İnönü. Ve hemen arkasından akşamına hastalandı aslında. Burnu kanamaya başladı ama en önemli özelliği dikkat edin Afet İnan'ın anılarına bakın, yaverlerinin, tüm yaverlerin anılarına bakın. Mustafa Kemal'in en büyük sorunu bütün o mücadele süresince kendini çok hırpalamasıdır. Tüm hastalıklarında vakit yok diye, bana istirahat verirler diye tedaviye gitmemiştir. Yani evet. En büyük sıkıntısı oydu. Nüfus 13 milyondu diyor. Hı hı. 11 milyonu köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı. 37 bininde okul yoktu. Osmanlı'ya 40 bin köy, 37 bininde okul yok. Okul yok. Osmanlı'yı Mustafa Kemal yıktı sananlara gelsin diye de okumak istiyorum. 30 bin köyde cami yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Biçer döver sayısı sıfırdı. Ayçiçeği üretimi yoktu. Şeker üretimi yoktu. Ekmeklik un ithaldi. Bakın bunlar çok ciddi sorunlar. Pirinç ithaldi. Bütün memlekette sadece 5 bin hektar alan sulanabiliyordu. Bitle başa çıkılamıyordu. 5 bin köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. 1 milyon kişi frengiydi. 2 milyon kişi sıtmaydı. 3 milyon kişi trahomluydu. Bunlar kayıtlarla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ilk Sağlık Bakanlığı kuruluyor biliyor musunuz? Daha milli mücadele süreci cephedeki askere hoşaf ve kuru ekmekten başka yemek verilemezken Ulus'ta Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün kuruluşları başlıyor. Halk sağlığıyla bizzat kendisi ilgileniyor. Önce bir halk sağlığını ilgilendi. Yine aynı şekilde 1. Meclis'te Milli Eğitim Bakanlığı kuruluyor. Eskişehir-Kütahya savaşları sürerken, düşman Polatlı önlerine kadar gelmişken diyorlar ki paşam hani ordu geri çekiliyor, isterseniz Marif Kongresi'ni iptal edelim diyorlar. Diyor ki, bakıyor, kafasını sallıyor o meşhur, cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yapılsın o kongre diyor. Böylesine aslında bir taraftan milli mücadeleyi sürerken, bir taraftan da o hayalinde olan Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarabilmek için Cumhuriyeti bile daha ilan etmeden aslında modern Türkiye'nin kuruluşu için çalışmalarına başlamıştı Nebi Bey. Ama diğeri çok büyük bir hata olmaz mıydı? Savaşları kazandık, geldik, döndük topraklarımızı, savaşları kazandık, düşmanı attık topraklarımızdan ve tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyoruz, hastalıklarla mücadele. Diğer yandan cehalet had safhada, %1-2'si evet. Okuma biliyor sadece evet. İnsanların, 13 milyon insanın %1'i demek, 130 bin insandan falan bahsediyoruz tabii, galiba, 200-250 bin diyelim herhalde en fazla. Çoğunluğu okuma yazma bilmiyor ve altyapısı olmayan bir ülke olacak. Sadece zafer kazanan, savaşan ama geri dönüp geldiğinde aç olan, hasta olan insanlar, cahil kalan insanlar olacaktı. Bu yüzden her tarafı düşünmüş. Yani askeri zaferler değil sadece. Kesinlikle. Eğitimdeki zaferler de geliyor. Bakın üniversitedeyken, bilmiyorum yaşıyor mudur, Muhittin Kılıç Arslan Osmanlı tarihi hocamdı. Çok değerli bir hocaydı. Yılmaz Öztunan'ın Türkiye tarihi serisi vardır ansiklopedide. İlk defa Yılmaz Öztunan'da şöyle bir şey görmüştüm. 600 yıllık Osmanlı topraklarını bir gezin der orada. Hı hı. Bütün Osmanlı eserleri ya Arap topraklarındadır ya Balkanlardadır. Anadolu'da sadece Türk beylikleri ve Selçuklular dönemine ait eserler vardır. Osmanlı Anadolu'yu sınırlarını genişletmek için her zaman para kaynağı ve insan kaynağı olarak kullanmıştır der. Evet orası doğru. Gerçekten. Her zaman Türk, Anadolu Türk halkı asker vermiştir devlete. Ve son noktaya kadar. Hatta kalbimi en çok inciten, yoran şimdi küçücük çocuklarım bile 8. sınıfta. 1. Dünya Savaşı'nda mesela Galicia, Romanya ve Makedonya cephesinde Anadolu'dan giden çocukların müttefikler tarafından ön cephelere sürülüp oralarda şehit olmasını anlayamıyorlar. Niye hocam diyorlar, niye gönderilmişler mesela. O nedenle bunu çok iyi bilen asker
Mustafa Kemal. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğunda aynı zamanda da Türk halkını tekrar ayağa kaldırabilmek için bir taraftan onun sağlığıyla, bir taraftan onun eğitimiyle ilgilenmeye başlamıştır. Size şeyi okuyacaktım. Burada. 30 Ekim 1923 sabahı Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye mektup yazdı. Bu kayıtlarda var bu mektup. Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı, cumhuriyetin ilk gününde cumhuriyetin ilk başbakanına şöyle diyordu. Bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Bakın evrensel boyutu. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak zorundayız. Çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Ya işlerinin ne kadar zor olduğunun da farkında. Evet. Hocam farkında da. Mesela 1938'de hayatını kaybediyordu Önder. 10 Kasım'a kadar gelen sürede 23-15 yıllık bir süreç. Bana bu çok kısa bir zaman gibi geliyor. Hatta hayatı zaten kısa. 57 yıl. 57 yaş. Şu anda benim yaşım işte. Ben 57 yaşındayım. Evet. Bir de hani biz kendimiz düşünürsek neler yaptık? O bizim yaşımızda neler yapıyordu diye kesinlikle düşünürsek. 15 yılda eğitim, sağlık, iktisat, ekonomi birçok alanda Türkiye'de bambaşka, Türkiye Cumhuriyeti'nde bambaşka bir tablo ortaya çıkmış. Vizyon dediğimiz şey burada devreye giriyor. Bakın, evet Mustafa Kemal bir ekiple gerçekleştirmiştir bütün bunları, başarmıştır. Muhakkak tek o gerçek, onu tabii, onu yatsınıyoruz. Ama o ekibi harekete geçiren, o fitili ateşleyen, o kıvılcım bir vizyonun eseridir. Tabii İşte ki. O vizyon Mustafa Kemal'de vardır. Evet, bakıyoruz ondan sonraki 15 yıllık süreçte yapılanları işte hani ben sadece karınca kararınca 8. sınıftaki o 12-13 yaşındaki çocuklara anlatmaya çalışırken onlar bile hayretle karşılıyorlar. Öğretmenim diyorlar, nasıl olur bu kadar? Bu süreçte düşünün Latin alfabesi başlı başına en yakınındaki mesela Amerikan kolejinde eğitim görmüş halde edebin bile karşı çıktığı bir inkılaptan bahsediyoruz. Çünkü insanlar sırf Kur'an dili de Arapça diye Arap alfabesini kutsal kabul ediyor. Dini bu kadar yanlış biliyor. Ve Latin alfabesi kabul edildikten sonra bütün parklara, yollara kara tahtalar konuluyor. İnsanlar birbirlerine okuma yazma öğreniyor. Bir yıl içinde ülkede 2 milyon, yanlış şey yapmayayım şu anda unuttum. Çok kısa bir sürede 2 milyon kişi okuma yazma öğreniyor. Bu bir vizyon eseridir. Yani tarıma öncelikle diyor ki milli ekonominin temeli tarımdır. Dikkat edin fotoğraflarının büyük bir kısmı Cumhuriyet döneminde Atatürk Orman Çiftliği'ndedir. Ya köylülerle oturup sohbet ediyordur ya bir ekin tarlasının yanında bağdaş kurmuştur, tarlayı seyrediyordur. Yani ne diyeyim size? Gerçekten halkını, milletini, vatanını bu kadar seven lider, hani az değil 35 yıllık öğretmenim ve çok da liderin hayatını okudum, görmedim. Vallahi hocam bence bunun örneği yok. Şimdi evet, en yakın liderlere baktığımızda Napolyon hayatını çok okumuştur Mustafa Kemal Atatürk. Fransızca kendi dilinde yine altını çizerek evet, okumuştur onun savaş tarihini ama hı hı, işte Napolyon'dur. Hadi gelelim Almanya'nın o dönemki faşist Hitler'i mesela, evet, Rusya'da Lenin ya da diğer liderler, dünyadaki kesinlikle liderler. Bence Atatürk kadar, hadi Çin, Mao, Küba, Fidel Castro gibi örneklerle de çoğaltabiliriz de. Bence Atatürk'ün bir örneği yok ve bence Atatürk'ün yaptıkları mucize, hani varlığı bile evet, şu an bize mucize geliyor. Çünkü 57 evet, yaşında bir insan, özel hayatını bir kenara bırakmış, cephelerde geçen bir hayat, evet, annesinin cenazesine bile gidememiş. Evet. Ve sadece hayatı için çalışan, vatan için ki çalışan o kadar düşkün bir insan. Yani bu çok mucizevi bir şey. Atatürk, yani başka bir insan olsaydı Türkiye'nin topraklarının yarısını kendi üzerine yapabilirdi ve özel hayatı çok harika bir şekilde geçebilirdi. Yani sefa sürerdi. Süremez miydi mesela? Sürmez ama sürmedi. 57 yıl. Belki
sefa sürse o hastalıkları çekmeyecek, tedavi görecek ve kesinlikle daha da uzun yaşayıp daha çok mutlu olabilecekti. 15 yılda hiç yurt dışına gitmemiştir mesela. İstese dünyayı gezemez miydi? Gittiği her ülkede büyük törenlerle karşılanmaz mıydı? Tabii büyük ki. Bir şaşaa içinde yaşamaz mıydı? Ama hiç yurt dışına gitme niyeti de olmamıştır, vakti de olmamıştır. Çünkü onun bütün amacı o harabe halinde aldığı Anadolu'yu, milli sınırlar içinde kurulan o toprakları uygar bir ülke haline getirebilmektir. Biliyorsunuz birinci meclis dağıtılıp ikinci meclis için seçimler yapılacağı zaman millet, ona özellikle karşı olan milletvekilleri bir yasa tasarısı sunuyorlar meclise. O hikayeyi bilirsiniz. Buna göre milletvekili olmak için bazı şeyler, kurallar koyuyorlar. Buna göre milletvekili olacak kişi misak-ı milli sınırları içinde doğmuş olacaktır. Ve sınırlar içinde de bir noktada 5 yıl yaşamış olacaktır. Yani bellidir Mustafa Atatürk Kemal'i. Atatürk Selanik'te doğduğu için. Tabii. Mustafa ve hiçbir zamanda hiçbir yerde 5 yıl yaşamamıştır. Ve amaç bellidir. Onun milletvekilliğini engellemektir. Kendisi çıkıyor meclise. Kürsüye. Diyor ki, anladım ki diyor, doğrudan beni kastederek çıkarılmış bir kanun bu diyor. Ben hayatım boyunca cepheden cepheye gezdim ve ülkemin, vatanımın hiçbir toprağında 5 yıl üst üste oturmadım diyor. Ve ondan sonra o yasayı veren milletvekilleri bile büyük bir utanç içinde başlarını önüne eğiyorlar. Yani böyle bir yaşamdan bahsediyoruz biz Nebi Bey. Şimdi evet, böyle bir yaşam orası mucize de, benim de anlamadığım şey şimdi değindiğiniz nokta. Bunca mücadele varken, bu bağımsızlık mücadelesi varken, ona rağmen hala diğer taraftan da insanların ona karşı böyle bir hala gizli bir kıskançlık ya da kızgınlık olması da... Ben o günlükleri anlayabilirim. Hani bizzat yaşıtlarını, çağdaşlarını anlayabilirim. Hani insanoğlunun hırsı, bencilliği, ben olmalıyımını anlayabilirim. Ben bugün bile bütün gerçekler ortadayken, kaynaklar ortadayken hala onun hakkını teslim etmeyenleri anlayamıyorum. Gerçekten. Onlara tarih ihanet eden insanlardan birisi. Yani sadece ihanet evet. Oturup bir şey. Yani o günküleri yoksa gerçekten anlayabiliyorum. Lazım. Yani çünkü bir sürü niyet var. Mesela İçişleri Bakanı Ali Kemal, o dönemin damat Ferit. Ülke yangın yeri, halk hastalıklarla, işgallerle, yoklukla mücadele ederken her biri saraylarda, köşklerde İngiliz paralarıyla en güzel şekilde, şaşalı bir şekilde yaşıyorlar. Şu Lale Devri gibi hocam. İçinde ufacık bir insanlığı, vicdanı olmayan bir insan tabii ki Mustafa Kemal'e karşı gelir. Ya da şeyi de anlayabiliyorum. Hani vizyonu dardır, gerçekten aklı ve yetmiyordur. Ve gerçekten Cumhuriyet İdaresi'nin getirilerini, onun onurunu bilmiyordur ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ne olursa olsun padişahla, halifeyle devam edebiliriz. Ne yapıyor bu Mustafa Kemal diye. O çağdaşı olanların karşı olmalarını bile anlayabiliyorum. Benim anlamadığım, bugün hala bitmiş, tükenmiş, aslında Mustafa Kemal'in yaptığı 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırarak, hani biraz önce çocuklarıma diyorum demiştim ya, bitkisel hayattaki can çekişen hastanın fişini çekmekti. Başka bir şey değildi. Ya Osmanlı'yı Mustafa Kemal ya da kuvvacılar yıkmadı. Osmanlı Devleti kendi kendini bitirdi. Hocam öncesinde bitti zaten Osmanlı Devleti. Paramparça bir haldeydi. Kesinlikle. Bilinmiyor mu? Siz bahsettiniz İstanbul'a gittiğinde her taraf işgal altında dediniz. Boğaz'da gemiler var. İşte anlatmaya çalıştığım o yüzden o gün Mustafa Kemal'e karşı olanları dediğim gibi biraz daha anlayabiliyorum. Ya Mustafa Kemal Atatürk niye Osmanlı'yı yıkmak istesin? Bu kadar saçma bir düşünce zaten olamaz hocam da. Kesinlikle. Ortalık yangın yeri, her taraf paramparça tabii olmuş, her tarafta... Onun doğduğu yıl, bakın hepsinden önemlisi, yani bunları açıp okuyabilirler. 1881 doğumludur Mustafa Kemal. 1881'de kurulan, İstanbul'da kurulan Duyunu Umumiye İdaresi'ni
bizi izliyorlarsa eğer karşı olanlar bir açıp okusunlar. Duyun Umumiye İdaresi nedir? Niçin kurulmuştur? O zaman bile daha Mustafa Kemal doğduğu sene 1880. Nedir biliyor musunuz Duyun Umumiye İdaresi? Borçların ödendiği kurum değil mi? Genel Borçlar İdaresi. 1856'da ilk defa Osmanlı Devleti İngiltere'den dış borç alıyor ve ondan sonra almaya devam ediyor. Bu dış borçları ne işte yatırıma kullanıyor, ne şeye hala çok gerekmiş gibi saraylar, köşkler yapılıyor ve çok değil 30 yıl içinde aldığı bu borçların faizlerini bile ödeyemez hale geliyor. Ve elin adamları alacaklılar, geliyorlar diyorlar ki borcumuzu yani alacağımızı verin. Tabii ki verecek durumu yok. İstanbul'da güzel bir bina kiralıyorlar. Adına da Duyun-u Umumiye İdaresi diyorlar. Bugünkü Türkçesiyle Genel Borçlar İdaresi. Ve Osmanlı Devleti'nin bütün gelir kaynaklarını el koyuyorlar. Ve alacaklarını tahsil etmeye başlıyor. Bugünkü acil sistemi. Yani iflas etmiş, bitmiş bir devletten bahsediyoruz biz. Vallahi hocam bilmiyorum o zihniyet nasıl çalışıyor da onu söyleyenler zaten bu cumhuriyetin nimetlerinden faydalanarak onu söyleyebiliyorlar. Evet. O özgürce hatta biz de bugün burada konuşabiliyorsak ya da Atatürk'ün dönemini eleştirenler de varsa onun sayesinde yine bu eleştiriyi evet. yöneltebiliyorlar. Hatta şu an tüm siyasiler de onun sayesinde bir yerdeler, bir koltuktalar. Yani bu cumhuriyette biz rahat rahat yaşıyorsak evet. onun sayesinde bilmiyorum bir mantığım almıyor onun yaptıklarına karşı çıkmak. Çünkü şöyle bir durum var mesela. Lenin'e insanlar karşı çıkabilir, sosyalisttir, Mao sosyalisttir, Fidel Castro evet. sosyalisttir, Hitler'e karşı çıkılabilir, çıkılması faşisttir, da gerekir, faşisttir, katliamlar yapmıştır. Evet. Kendi içinde yaptıkları vardır ama bir faşisttir, milyonlarca insanı katletmiştir. Evet. Bunu savunacak bir taraf yoktur. Mussolini faşisttir yine baktığımız zaman. Napolyon'a karşı olunabilir. Ya hepsinin bir görüşü vardır ama Atatürk'ün bir görüşü yok, öyle bir sağcı solcu diyemeyiz. Sosyalist diyemeyiz, faşist diyemeyiz, sağcı solcu diyemeyiz. Ya ideolojik bir adam yok karşımızda. Neden karşı çıkarız acaba bir biz Mustafa Kemal Atatürk'e? Bir gün benim fikirlerimle bilim karşı karşıya geldiğinde bilimi seçiniz diyecek kadar gelişmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani o nedenle iyi ki doğmuş, iyi ki liderimiz olmuş ve iyi ki cumhuriyeti ilan etmiş. Cumhuriyet onurdur, şereftir, insanca yaşamaktır. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun diyelim. Evet hocam, sizi daha bırakmayacağım hocam, biraz daha buradayız. Öyle mi? Burada mıyız? Tamam. Şimdi Cumhuriyet'in sonrasından o kısa dönemden bahsetmek istiyorum. 15 yıl benim için çok önemli, çok heyecan verici bir süreç. Nasıl o kadar kalkınabildik? Nasıl o ülke o haldeyken ve elde avuçta çok da bir şey yokken kendi kendine yetebilen bir ülke durumuna geldik. Şimdi fabrikalardan bahsedeceğiz. Yani sadece şey değil. Eğitim, sağlık değil. Tarımda gelişmeler yaşanıyor, fabrikalar açılıyor, orada şeker fabrikaları, eğitimde, iktisatta, sanayide birçok yerde atılımlar var. Biraz bu süreçten bahsedebilir miyiz? O zaman orada misak-ı iktisadiden bahsedeceğiz biraz. Yani daha Lozan görüşmeleri devam ederken, hatta Lozan görüşmeleri bölündüğünde biliyorsunuz çok zorlu bir süreçti Lozan. Yedi Düvel'e karşı büyük bir mücadele verilmiş. Arkasından İsviçre'nin Lozan kentinde bu defa da barış için mücadele verilmişti. Savaş meydanlarında gerçekten usta bir asker olan İsmet İnönü, seven olur sevmeyen olur ama iyi bir diplomat niteliği kazanmıştır. Evet, başarılıdır. Orada çok ciddi mücadeleler vermiştir. Hatta en sonunda kızıp Şubat ayında görüşmeleri yarım bırakıp Ankara'ya geri dönmüştür. O sırada Mustafa Kemal İzmir'de birinci iktisat kongresini toplar. Ekonomi kongresi. Buraya Türkiye'nin her tarafından esnafı, çiftçisi, mühendisi, sanayicisi zaten okumuş eleman çok az da toplanır ve İzmir İktisat Kongresi'nde günlerce Türkiye'nin nasıl kalkınacağı tartışılır. Bu arada da Lozan'a giden heyete Mustafa Kemal'in kesinlikle vazgeçilmeyecek üç noktayı belirtmiştir. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına kesinlikle müsaade etmeyin. Kapitülasyonlar kesinlikle kalkacaktır der. Ve hiçbir şekilde ekonomik bağımsızlığımızdan ödün verilmeyecektir der.
kapitülasyonlar biliyorsunuz Osmanlı'yı hiçbir kaynakta şimdi yazmaz ama şimdiki çocuklar çok zekiler biliyor musunuz? Şimdi kitaplar şöyle anlatıyor, konudan konuya atlıyorum ama sömürgeciliği şöyle anlatıyorlar Nebi Bey. Sanayi inkılabı gerçekleştiren ülkeler sanayileri için ihtiyaç duydukları ham maddeyi bulmak ve ürettikleri ürünleri satmak için açık pazar arayışına girdiler. Ve dünyanın geri kalmış ülkelerini sömürgeleştirdiler evet. diyor. Tanım bu. Bizim bildiğimizi ve, burada okudum. Asla hiç Osmanlı'da çuranın sömürgesi oldu demiyorlar. Ama arkasından da işte Osmanlı Devleti'nin o 19. yüzyıldan sonraki son dönemine baktığında da şöyle devlet kitabından bu. Kapitülasyonların da etkisiyle sanayileşen ülkeler Osmanlı topraklarında fabrikalarında ürettikleri ürünleri rahatlıkla pazarlayabildiler. Şimdi fabrikada seri üretim yapıyorlar dolayısıyla daha ucuz. Osmanlı'da herhangi bir fabrika yok. Hiçbir yatırım yapılmamış. Hala el tezgahlarında yönetiliyor. Elin adamı işte günde atıyorum fabrikada bilmiyorum sanayide ne kadar günde kaç ayakkabı üretilir ama mesela Mehmet Usta'lı bir hikaye vardı yine devlet kitabında. Bir haftada diyor oğlum, torunum ve ben ancak 10 ayakkabı yapabiliyoruz diyor. Şimdi el emeğiyle üretilen o 10 ayakkabının fiyatı bellidir. Günde belki 1000 ayakkabı üreten İngiliz'in kapitülasyonlar nedeniyle gümrük vergisi bile ödemeden rahatlıkla gelip bizim ülkemizde sattığı ürünün fiyatı bellidir. Halk belli, işsizlik var, açlık var, para yokluk yok. Var, para yok. Dolayısıyla istediği kadar milli duygusu olsun, ucuz olana gidiyor. Muhakkak. Muhakkak ve, hocam. Yine ve, öyle değil mi zaten? Tabii. Günüm. Dolayısıyla mevcut olan el tezgahları da kapanıyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Aynı günümüzde olduğu gibi büyük şehirlere göç etmeye başlıyorlar. Çünkü toprağını da ekemez oluyor. Üreten insan üretilene muhtaç hale geliyor. Kesinlikle. Ve bu arada daha önceki bir programımızda da konuşmuştuk. İlk demir yolu hattını İngilizler İzmir Aydın arasına yapmışlardır. Bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil. O Aydın Ovası'nda üretilen pamukları rahatlıkla İzmir Limanı'na götürüp oradan gemilerle ülkesine gönderecek, ürettiği kumaşları da getirecek, rahatlıkla tabii. burada satacak. Yani ben bunları söylediğimde çocuklar diyorlar ki, öğretmenim biz de sömürge olmuşuz. Yani resmiyette asla denmiyor ama görünüyor bu ben. Bir gerçek. Yani artık düşünebilen, sorgulayabilen çocuk çok rahat sonuca ulaşıyor. Gelelim İzmir İktisat Kongresi'ne. Burada İzmir İktisat Kongresi'nde günlerce konuşuluyor ve öncelikle deniyor ki biz önce kendi karnımızı doyuracak duruma geleceğiz. Ve misak-ı iktisadi kabul ediliyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Milli ekonomi andı. Mesela ben 64 doğumluyum. Bana göre annemi babamı incelediğimde ve onların büyüme şartlarını evet misak-ı iktisadi ilkelerine göre büyütülmüş nesliz. Şimdi unuttuk. Mesela misak-ı iktisadi der ki anne ve baba çocuklarını misak-ı iktisadi ilkelerine göre büyütür. Yerli malı kullanır. Hiçbir şeyi israf etmez. Tasarruf eder. Hı hı. Der. Mesela yıllarca siz daha çok gençsiniz ama ben hatırlıyorum insanlar yılda iki defa alışveriş yaparlardı. Bir Ramazan bayramında, bir Kurban bayramında çocuklarına bayramlık adı altında ihtiyaçlarını alırlardı. En zengini bile böyleydi. Günümüzde bir bakıyorum inanılmaz bir harcama ve israf kültürü gelişti bu ülkede. Misak-ı iktisadiden uzaklaştık ve ekonomimizin haline bakar mısınız? Misak-ı ilk mesela bankalar yine misak-ı iktisadi kararlarınca evet. kuruldu. Ziraat Bankası Osmanlı döneminde memleket sandıkları olarak Mithat Paşa tarafından kurulmuştu. Balkanlarda çiftçiyi tefecilerin elinden kurtulmak için kooperatif bilinciyle kurulmuş, daha sonra bankaya dönüşmüştü. Fakat Mustafa Kemal Ziraat Bankası'nı ortadan kaldırmak yerine yeniden yapılandırmış ve sadece çiftçiye, bakın özellikle altını çiziyorum, sadece çiftçiye
ucuz kredi vermek üzere Ziraat Bankası'nı yapılandırmıştır. Arkasından bizim ülkemizin neye ihtiyacı var? Fabrikalara, sanayiye. İlk özel bankaya bizzat sermayesine kendisi de katkı bulunarak İş Bankası'nı kurmuştur. Daha sonra biliyorsunuz vasiyetinde İş Bankası'ndaki hisselerinin bir bölümünü Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'na bırakır. Evet. Çünkü bu kurumlar olur ya, ileri görüşlü bir liderin hali başka. Gelecekte eğer bu kurumların önemini kavrayamamış yöneticiler olursa çalışmaları sekteye uğramasın diye yapılan bir çalışma bu. Ve İş Bankası'nın amacı sanayiciye ücretsiz kredi vermek. İtibar kurulur, MTA kurulur, MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Anadolu'nun yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, yeraltı kaynaklarının araştırılması ve araştırıldıktan sonra bulunan madenlerin rahatlıkla işletilebilmesi için, yatırım yapılabilmesi için Etibank'ın kurulması. Sümerbank kurulmuştur. Ege'deki güzelim pamukların fabrikalarda işletilip halkın giyim ihtiyacını. Demir Çelik Fabrikası. Karabük. Demir Çelik Fabrikası. Devasa bir fabrika. Tabii. Erganet bakır işletmeleri. Onun da hikayesini söyleyeyim size. Çanakkale'de büyük zaferi kazandıktan sonra 1916'da Paşa Kafkas cephesine gönderilir. Biliyorsunuz Sarıkamış faciasında Enver Paşa Suriye'den yazlık giysilerle Sarıkamış Kafkas cephesine gönderilen askerlerimizi ne akla hizmettir bilemem ama Aralık ayında Allahu Ekber dağlarını aşırtmaya kalkmış 90 bin kişilik ordumuz donarak açlıktan ya da salgın hastalıklardan şehit olmuştur ve ondan sonra Ruslar Muş, Bitlis'e kadar inip Doğu Anadolu'yu işgal etmişlerdir. İşte Çanakkale Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal Kafkas cephesine gönderildiğinde bölgeyi dağınık kuvvetleri toplarmış ve Bitlis'i geri alır. Bu arada Ergani'yi inceler. Bakın bölgeye niçin gönderiliyor? Ergani'deki bakır madenlerini inceler ve defterine notlar alır. Ta o zamandan Anadolu'nun ekonomik kaynaklarını incelemeye başladığını görüyoruz. Planlamış her şeyi. Evet. Vallahi maşallah hocam böyle adım adım ilerlemiş ya. Kesinlikle. Hayranlık uyandırıcı. Kesinlikle. Süremiz azaldı. Tamam. 7 dakikamız var. Şunu merak ediyorum. Bütünler yapılırken fabrikalar açmak tabii ki kolay değil. Şeker fabrikaları da bir yandan açılmaya devam ediliyor. Bahsettiğiniz demir çeliktir, işte bakır madenleri. Hiç borç almadan. Kendi kaynaklarımızla. Tamam hocam. Nasıl yaptığı hakkında gerçekten bir fikrim yok. Her şey hani un var, şeker var, yağ var. Önemli olan helvayı yapmak deriz ya. Ama fabrika ülke, kurmak için para gerekiyor. Demek ki bir miktar galiba hazırlanmış mı? Ha, o dönemde bu Kurtuluş Savaşı sürecinde o ayrı bir konu. Bir taraftan mesela Hicaz cephesinde çöl kaplanı lakabıyla Mustafa Kemal'in yaşarken adını altın harflerle tarihe yazdıran büyük komutan dediği Fahrettin Paşa vardır. Fahrettin Paşa Hicaz Yemen cephesinden döndükten sonra yine o da ayrı bir konu. Anadolu'da milli mücadeleye katılır ve hemen Afganistan Büyükelçiliğine gönderilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Afganistan Büyükelçisi olur. Ve Fahrettin Paşa mesela Afganistan'da yaptığı çalışmalarla Afgan halkının çok büyük maddi desteğini Anadolu'ya gönderir. Bu arada Bekir Sami Beyler, işte pek çok kişi, bu arada biliyorsunuz 1917 Bolşevik İhtilali'yle Çarlık Rusya yıkılmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Sovyetler Birliği tabii ki Türk milletinin kara kaşı kara gözü için değil. Çünkü Anadolu'daki milli mücadele bir taraftan da bu yeni kurulan rejimin güney sınırlarını emperyalistlere karşı tabii, korumaktadır. Tabii. Yani çıkarlar ortaktır ve o nedenle oradan da gelen paralar vardır. Ve hiçbiri çarçur edilmemiştir ve hepsi yatırım için kullanılmıştır. Hocam geçen bir konumuzda şunu konuştuk, ekonomik durumları konuştuk da mesela bu kadar teşvik veriliyor, nereye gidiyor bu teşvikler falan ne biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur, paketler açıklanıyor falan böyle. Adları değişiyor ama paket içeriği hep aynı. Ya ben de hep merak ederim mesela bu teşvik verildi ama bu nereye gidiyor mesela, yine
ekonomik program açıklandı birkaç hafta önce. Öngörüler var ve orada teşvikler de var. Şimdi genel görüş şu ekonomistler. Bana böyle şeyler sormayın. Neyden Tevfik aklıma geliyor. Hocam yok, kısaca bir not belirttim de hani bu dönemi biraz daha anlayabilmek ve evet, ters çıkartmak için de çok uzağa gitmeye gerek yok. Evet. Yanı başımızda evet, yaptıklarımız evet, var zaten. Örnekler evet, mevcut. Hı hı. Mesela bu teşviklerin çoğunda da bu böyle uydurma bir söz değil, haybeden bir konuşma değil, bildiklerini söylüyor hı-hı, uzmanlar, ekonomistler, iktisatçılar. Evet. Verilen teşvikleri iş adamları arabaların yenilemek için ve daha iyi evlerde oturmak için harcıyorlarmış. Yatırım yapsalar diyor, böyle olmaz diyor. Yani burada kendi yaptıkları hatalar da var mesela. O zaman neye geliyoruz Nebi Bey? Ahlak, milli bilinç, insan olarak kendine saygı. İyi insan olabilmek, ahlaklı olabilmek, vatanına ve milletine gönülden bağlı olabilmek, erdemlerine sahip olabilmek. Evet. Demek ki çok kolay değilmiş. Erdemli, dürüst, ahlaklı, milletine hayatını feda edebilen bir insan olabilmek, yaşamını halkın için feda edebilmek hiç de kolay bir şey değilmiş. Yani şu söylediklerini, sorduklarını sadece bana bunu söylüyor. Evet, günümüzde sahip olduğumuz olanaklar 1923'ün kaç katıdır bilemiyorum. Ekonomi uzmanı değilim. Hocam nereden demeyelim? Nüfus neresi? Bütçe nerede? Çok daha fazlasını yapabiliriz. Bir ekonomi devi olabiliriz. Ama dediğiniz gibi verilen teşvikler daha iyi bir araba için kullanılıyorsa tabii ki olduğumuz yerde sayarız. Hocam, hülasa galiba şunu söyleyerek toparlayabiliriz. Dünya tarihinde hiçbir zaman eşi benzeri olmayan bir liderden bahsediyoruz. Evet. Bütün liderlerin tarihini, hayat hikayesini ortaya koyalım, bakalım neler yapmışlar, ne yapmışlar. Hem millet mücadelesi var aynı zamanda ama örneği yok. Ve tek başına yeterli bir unsur yok, yani zeka, deha, cesaret dediğimiz gibi. Millette de cesaret vardı. Fakat cesaret, yani potansiyel kullanılmayınca bir anlamı olmuyor. Ne kadar zeki de olsak bu zekayı kullanmayınca bir anlamı olmuyor. Evet. Potansiyel vardı ve onu canlandıracak, kıvılcım çıkaracak bir lidere ihtiyaç vardı. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'tü. Tabii ki Mustafa Kemal'den bahsederken silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmuyoruz. İsmet İnönü ya da diğer arkadaşlarını ve halkın mücadelesini, ama liderlerin vasfı elbette çok fazladır ve çok önemlidir. Hı hı. Hepsini bir kez daha rahmetle ve şükranla analım. Son bir cümleniz varsa onu rica edeceğim sadece. Çünkü tekrar dediğim gibi bayramımız kutlu olsun. Sonsuza kadar yaşasın. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve ilelebet yaşatmak için. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam estağfurullah. Burada tabii size de çok iş düşüyor tarihçiler olarak tabii evet, ki. Kesinlikle. Tarihin ezber bilgiden çıkartılarak özümsenilerek anlatılması çok önemli. Hı hı. Çok da iyi anlamamız gerekiyor. Çocuklardan başlıyor zaten. Kesinlikle. Ve anladığım kadarıyla onlar da güzel alıyorlar, güzel öğreniyorlar tarihi anlattıklarını. Sanırım. Çok zevkli, en sevdikleri ders olduğunu söylüyorlar. Harika. Tarih bilinci önemli. Tarih tekerrürden ibaret evet, diye boşuna demiyoruz. Çoğu evet, şey tekerrürden ibaret gerçekten. Evet. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür görüşmek ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Olsun. Hepimizin. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, konuğumuz Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları'ndan Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Gülen Apak'tı. Konuğumuzu uğurluyoruz. Veda mı edeceğiz birazdan?